Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum Pasine ilçesine bağlı Alvar Mahallesi muhtarımız Oluncay Tekman ile ilçe merkezinde röportaj yapacağız. Burası daha önce Büyükşehir yasası ile kapanan beldelerimizden bir tanesi. Evet. Kaç dönemdir muhtarız Oluncay Bey? İkinci dönemde. İkinci dönem. Bir de mahalle muhtarlığı o zaman beldeyken yaptınız. Evet, doğru mu? Beldeyken iki mahalleydi. Şimdi tek mahalle tek mahalleye düştü. Evet. Tek sorumluluk sende kaldı. Tek sorumluluk. O zaman bir de belediyenin meclis üyeleri, belediye başkanı vardı. Doğru mu efendim? Aynen. Evet. Sizlerin zorluğunuz daha çok diğer mahalle muhtarlarına karşı. Çünkü daha önce orada hizmette, belediyenin hizmetlerine vatandaş ne yapmış? Alışmış. Alışmış. Doğru mu efendim? 20 yıl bir belediye hizmetimiz oldu. Evet. Sonra belediye kapandıktan sonra muhtarlığa döndü. Evet. Tabii ki şimdi o zaman 20 yıl boyunca hizmet güzel olursa elinden alındı mı bu dönem daha sıkıntılar yaşıyorsun. Evet. Onları soracağım. Sıkıntılara geleceğiz. Ancak Erzurum Pasindere geldik. İlk önce Ziraat Odası Başkanımız Hayrola abiyle röportaj yaptık. Hayrola abiye bir dokunduk, bin ay işittik. Neden? Çünkü burası ilçeye de gelirken gördüm ki patates, taze patates, soğanlar çıkmış. Yolun kenarında satılıyor. Nasıl Çukurova'da patates erken yetişiyorsa burada da aynı şekilde yetişmiş arkadaşlar. Ancak buranın en önemli sorununun sulama suyu sorunu olduğunu belirtti. Alvar göleti veyahut da barajı neden yapılmadı diye yetkililere orada seslendi. Size de soruyoruz orada yaşadığınız için. Vallahi Süleyman Bey 12 yıldır biz bu baraj üzerinden zaten sade sözü var. Evet. Sağ olsun yetkililerimiz gelir işte sözünü alıyoruz falan maalesef hiçbir yol kat edemedik. Yani 12 yılda bir çözüm bulamadık. 12 yıldır son an bu şeyde 2017 Mart'ın 17'sinde sağ olsun milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı vekillerimizden İbrahim Aydemir, evet. Zehra Teşkesenli ben randevu talep ettim. Grup toplantısına katıldık. Evet. Orada 60 kişi Alvar'dan, Pasinler'den bir teşkilat olarak gittik. Muhtarlarımız olsun. Evet. Sağ olsun muhtarlarımız da katıldı. Orada hem Erzurum'un sesini duyurduk. Evet. Hem barajın sesini duyurduk başbakanımıza. Evet. Orada başbakanımız bakanımıza talimat verdi. Hani ki bak diyorlar evet. Veysel Bey işte falan. Sağ olsun vekilimizden Mustafa Ilıcalı da ben tekrar bakanımızla muhtarlarımız, vatandaşlarımız görüşmek istiyor söyledim. Hemen dedi derhal muhtarım. Bakanımız da tekrar bize randevu aldı, orada görüştürdü. Sağ olsun. Veysel Erol bakanımızla görüştünüz mü yüz yüze? Yüz yüze görüştük. Evet, orada çünkü sözünü verdi bakanımız. Duasını bile hatta yaptı Süleyman orada. Bey. Orada, yaptı mı? Orada duasını yaptı. Ya yani çok seviyorum yani Veysel Erol bakanımızı. Çünkü AK Parti hükümetinde uzun sürekli bakanlıkta kalan çalışkan ve özverili bir bakanımız. AK Parti'nin Binköy'e Bingöl'e projesini gerçekleştiren başarılı bir bakanımız. Ancak buradan ben de araştırmacı gazeteci olarak bakanımızı seslenmek istiyorum. Erzurum Pasinler Ovası mutlak sulu tarıma kavuşmalı diyorum bakanımıza. Alvar Barajı mutlaka hayata geçirilmeli. 2018'de programını aldık. 2019 programını aldık şeklinde vatandaşımızın artık bu susuzluğa dayanacak gücü kalmadı. Şimdi burada 2 yıldır sağ olsun milletvekillerimizin, gayreti bakanımızın. Evet. Bunlardan ben hep içinde olduğum için biliyorum yani. Evet. Şimdi 12 yıl boyunca hep söz verildi yapılmadı. Evet. Diğer vekillerimizden dolayı şu anda vatandaşlarımız ümitsiz. Yani olmayacağına evet. Şey yapıyorlar böyle. Evet, tamam, Ziraat Odası Başkanımız da dedi yani AK Parti ilk kurulduğunda da bize burada seçimlerde geldi söz verildi Alvar Barajı yapılacağına dair. Evet. Ancak aradan geçen uzun süre zarfında işte 2017 bir sonraki yıl yapacağız, bir sonraki yıl yapacağız ama neticede 15 yıl geçti. Doğru mu efendim? Evet. Artık vatandaşı yani buranın halkı da gördüm ki yani Erzurum'un geneli AK Parti'ye de sahip çıkmış. Doğru mu efendim? Çıktı Süleyman Bey. Burada %96 evet çıkardı evet. Alvar'dan %96. Evet. Yani Türkiye'de rekor ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir belde olarak Türkiye'de rekor. Evet. Onu da söyleyeyim. Alvar'a mutlak baraj yapılmalı. Ya su akar, Türk bakar cümlesini biz ne yapmamız lazım? Mutlak değiştirmemiz lazım arkadaşlar. İşte Ziraat Odası Başkanımız Hayrola abi de dedi ki suyumuz Rusya'ya akıyor dedi. Evet. Doğru mu efendim? İşte az önce bir arkadaşımız da, o da muhtarmış. Daha doğrusu meclis üyesiymiş. Ben dedi sulama yaptım. 46 saat, saati 22 Türk lirası dedi. Yani yaklaşık 1000 liraya bir su parası ödeyecek. Elektrik de çekiyor. Çünkü
Elektrikle çekilen, çok da pahalı tarımda kullanılan elektrik Sayın Cezir. Mutlaka onun da %50 indirimli verilmesini vatandaşlara istiyoruz ki vatandaşımız ekli ürünü bir karşılığını alsın. Geçen yıl patates dedi, pan etmedi dedi bir muhtar arkadaşımız. Aynen, evet, evet. Yani çöpe döktük dedi. Soğan bir sene para yapıyor, bir sene para yapmıyor. Pancar, pancar dedi ki Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım 10 kuruş zam geldi dedi. 10 kuruş aşağısına verdi dedi bir bakanımız, muhtarımız da. Onu da belirtelim. Arkadaşlar yani burada Pasinler Ovası'nın sulu tarıma geçmesi Alvar Barajı'ndan geçiyor. Onu belirtmek istiyoruz ki biz de işte Alvar ismi geçtiği için ben... Ama bunu burada Süleyman Bey, burada söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Cidden hak ediyorlar, bunu söylerim. Buyurun efendim. Bundan önceki vekillerimiz geldi, söz verdi ya. Evet. Maalesef hiçbir şey olmadı ama burada bak yine tekrar üstünü burada çizerek Mustafa Ilıcalı vekilimiz, İbrahim Aydemir vekilimiz, evet. Zehra Teşkesenli vekilimiz, tamam mı? Burada bizlere sahip çıktılar. Evet. Yani bizim sesimiz oldular, gözümüz oldular, kulağımız oldular. Yani her konuda ben burada ümitliyim. Ankara'da sahip çıktıklarını belirtiyor. Yani grup toplantısına katılmış. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Yani işte bir muhtar yaşamış olduğu köyü veya da mahallenin vatandaşların ekonomik olarak kalkınması için ne yapıyor? Ankara'ya kadar gidiyor, bürokrasiyi takip ediyor. Bu çok önemli. Evet. Türkiye'de örnek bir muhtarlarımızdan yine bir tane sayın izleyiciler. Geçen yine bir arkadaşımız arkadaşlar. Yani Türkiye'de örnek projeler hep ben söylüyorum. Pazar yolunun Karataş Mahallesi muhtarı. Yaylasını 6 kilometre yol açtırmış. Birçok halen mesela gidiyoruz ki mahallede cep telefonları çekmiyor. İletişim sorunu var. Yaylasına baz istasyon diktirmiş arkadaşlar. 112 tane demir direk ile. Türkiye'de örnek bir muhtar. Nasıl yaptınız dedim. İşte Ankara'ya gittim dedi. Bürokrasiyle görüştüm dedi. Yani işimizi kendimiz takip etmezsek hizmet yapamıyoruz. Şimdi Süleyman Bey burada diyelim ki sıkıntılar gitgide artıyor. Evet. Şimdi en büyük bizim sıkıntımız baraj. Evet. Şimdi 20 yıl bir belediye bir sürecimiz olmuş. Evet. Hizmet almışız. Şimdi bizim çok sorunlarımız var. Yani 30 yıldır altyapı şu anda tamamen bitmiş. Evet. Altyapı. En yani ihtiyaç en önemli olan, en sıkıntılı olan şeyimiz de o. Altyapı. Altyapı sorunu Alvar'da. Şimdi burada dediğim gibi bu barajın olmaması her yıl 5, 7, 8, 10 tane göç ediyor. Evet, Alvar'da. Az önce yine göç önlenmeli dedi. Siz evet. Mi dediniz, başka bir muhtarımız daha mı yine söyledi? Diğer muhtarımız da söyledi. O söyledi, yani evet. Göçün çok fazla olduğunu belirtti. Çünkü bu baraj mutlaka sulama suyu yapılmalı arkadaşlar. İşte örnek verdim yani Hatay'da Amik Ovası'na baraj yapıldı. Şimdi yani vatandaşlarımız rahat. Mesela Atatürk Barajı yapıldı, Harran Ovası'nın suluyor şu anda. Harran Ovası'nda vatandaşlarımızın hepsinin yüzü gülüyor. Doğru mu efendim? Biz evet, her zaman devletimizin yanındayız. Her zaman arkasındayız. Her sonuna kadar da bu bayrak olduğu sürece bayrağımızın da arkasındayız, devletimizin de arkasındayız. Sonuna kadar, ölene kadar arkasındayız. Pasinli arkasında ki az önce işte aracımızda küçük bir arıza vardı. Tabirci arkadaşa gittim. Kocaman Türk bayrağını duvarın tamamını asmış arkadaşım. Da tebrik etmek istiyorum. Süleyman Bey, bura Erzurum tam bir milliyetçidir. Evet, söylemenize gerek yok. Yani Erzurum en güzel cümleyi kim söylemiş? Nene Hatun söylemiş arkadaşlar. Evet. Benim evladım anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz. Yani. Başka söze gerek yok Erzurum'u anlatmak için. Yani Erzurum'un havası sert, insanı mert diyoruz. Danaş diyarına mutlak bu baraj yapılmalı diyorum ben. İnşallah. Bizi üzen Süleyman Bey, burada bizi üzen diyelim ki başka yerlerde bakıyoruz, haberlerde görüyoruz. Evet. Bakıyoruz, gölet yapıyorlar. Makineler yakılmış, evet. Kepçeler yakılmış, tamam mı? Biz neden istediğimiz halde neden olmuyor? Evet, orada vatandaş istemiyor diyor. Artık hizmeti. Yani... Burada vatandaş hizmeti istiyor, evet. Neden yapılmıyor diyor. Burada Cumhurbaşkanımıza özellikle, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Başbakanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, Allah rızası için diyorum. Yani burada vatandaşımızın artık ümidi yok. 15 yıldır ha bu baraj olacak diye ama burada Allah rızası için diyorum. Sesimizi duyun, bu barajımız yapılsın. Evet, ben öncelikle Erzurum Milletvekili ve Merkez Kara Yürütme Kurulu'na giden Evkan Ala'ya sesleniyorum, eski İçişleri Bakanımıza. Evet, evet. Bu konuda onun da yardımlarını, desteklerini bekliyoruz. İnşallah. Ancak Başbakanımız Binali Yıldırım'dan, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'dan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda desteklerini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Araştırmacı gazeteci olarak gerçekten bu ovadaki vatandaşlarımız suya hasret, elektrikle çekilen su çok pahalı. İşte burada su akıyor. Pasinli vatandaşlarımız bakıyor. Biz bunu tersine çevirmemiz gerektiğini
belirtiyorum. Başka da söze gerek var mı efendim? Şimdi bunu Süleyman Bey, bir de bunu diyeyim. Alvarlı Efaziretleri'nin mahallesi olarak, bir muhtarı olarak yani orada. Cumhurbaşkanımızdan Alvarlı Efe mahallesini unutmayın. Evet. Hizmet konusundan unutmayın. Alvar unutmamasını rica ediyorum. Şimdi belediye bir süreç yaşamışız, bir belediye süreci yaşamışız. Şu anda o elimizden gitti ve şu anda sanki de bir çöl haline gelmişiz Süleyman Bey. Büyükşehir Belediyesi, şey, ilçe belediyesi personel verdi mi temizlik görevlisi? Ya temizlik yeterli şeyde değil yani. Yeterli değil. Çöp konteynerler dağıtıldı mı efendim? Belediyemizin vardı zaten. Belediye vardı. Ha, önceki belediyemizde toplanıyor vardı. Toplanıyor düzenli olarak şimdi? Toplanıyor. Evet, güzel. En azından sizki yakın yani. Şey evet, fazla uzak değil arkadaşlar. Biz genel konularda değiniyoruz. İşte Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz en büyük çözdüğümüz sorunların başında sayacaklar. İşte gördüğünüz gibi muhtarlar sosyal güvenlik primini yatıramıyordu arkadaşlar. Yatırabiliyor muydunuz muhtar? Hayır. Yatıramıyordu. Biz bunun işte bunu mutlaka devlet yatırmalı dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, işte ben Denizli'deydim o zaman. Referanduma 20 gün kala. Bunu hep sürekli gündemde tutuyordum. Canlı olarak işte gördüğünüz gibi röportaj yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tam 20 gün sonra bu konuda çözümüne dair söz verdi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok güvendiğimizi belirttim. Bu muhtarlarımız mutlak en kısa sürede sosyal güvenlik primleri yatırıldığı günleri görecektir dedim ki bizim sözümüz havada kalmadı. Cumhurbaşkanımıza şahsım ve muhtarlarımız adına da teşekkür ediyorum. İşte birçok ilçeyi ziyaret ettim. Bu 57 muhtardan iki tanesini yatırdığına tanık olduğum ilçe oldu sayın izleyiciler. Az önce işte önceki gün oradaydım. İzmir'den geldik. Bir bayan muhtarımız 40 bin lira prim borcu olduğunu belirtti. Bunlara da af istiyor muhtarlarımız. Onu da belirtelim. Yani gündeme getirdiğimiz her konu çözüm buldu. İnşallah burada buraya da az önce de söyledim. Bu Alvar Barajı'nı inşallah bizim sayemizde yapılacaktır diyorum. Tabi biz de burada ben en çok yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğimizi belirtmek istiyorum. Muhtar arkadaşımıza Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazeteyi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.